gerçekten bir aile meselesine dönüştü. Belki de pek çok insan için orada bir ülkede insanlar ölüyor. Evet sen de üzülüyorsun. Ee, kalbini kırıyor ama yine beraber yaşadığımız komşularımız farklı siyasette görüş, siyasi görüşte olan insanlar için bu bir aile meselesi. Yani ailesinden birisi ölmüş kadar üzülüyor. O samimiyetle üzülüyor. Ağlıyor. Ve bu çıkışlara baktığınız zaman tamamen bunlar Hani ya bunlar tamamen işte büyük bir komplo teorisi var ya da ezberden çıkan e, yapılan çıkışlar değil. Ben Erdoğan'ın çıkışını böyle okuyorum biraz da yani. Hatta ben bugüne kadar bu çıkışı yapmamasına şaşırdım. Şimdi bu çıkıştan sonra tabii ki dün ne oldu? Borsadaki insanlar öfkelendiler. Erdoğan'ı şu anda en çok sevmeyen kesim borsacılar. Her şey güzeldi abicim orada bir savaş var. İsrail borsası düşmemiş, Mısır borsası düşmemiş. Türkiye'de gayet itidalli gidiyor. Gayet şey bir şey var. Yani bir savaş varken burnumuzun dibinde bir şey olmamış. Ama ne zaman ki Erdoğan dün Hamas terör örgütü değil dedi bir anda çakılmaya başladı. Peki neden çakılmaya başladı? Çünkü asıl aslında borsacılar kurnaz insanlar. Yani eğer hani dur şuradan bir tiyo aldım bilmem ne yaptım da yatırım yapmıyorsan yani kafanın arkasında başka bir şey vardır muhtemelen. Ve de dediler ki ya, bir dakika Türkiye Batı kulübünden çıkıyor mu? Şimdi bir yandan bak yine satranç tahtasındayız. Mehmet Şimşek de arkadan bize bakıyor. Erdoğan, bir sakan fidanı görüyoruz karede. Erdoğan yanında İbrahim Kalın var. Mehmet Şimşek de arkada. Niye? E çünkü o da başka bir şey var. Türkiye'nin ekonomisini bir şekilde bir yere götürmeye çalışıyor. Para arıyor. Yani yatırımcı arıyor. Gelin yatırım yapın Türkiye güvenilir. Batı kulübünde hukuk işliyor. Merak etmeyin biz liyakatlı insanlar getirdik. Bizim ülkemiz artık daha stable bir ülke, daha stabil bir ülke. Böyle anlık şeylerin peşinde değiliz. Barış içindeyiz diyen bir adam var arkasında. Erdoğan'la Hakan Fidan'ın ayakta duruyor öyle bakıyor. E şimdi Erdoğan bir anda böyle bir çıkış yaptığı zaman borsacılar dediler ki ya artık bundan sonra Mehmet Şimşek'e kim para verir? Şimdi sen bir anda bütün batıyı karşına alıyorsun. Amerika'ya saydırıyorsun, bütün batıya saydırıyorsun, şey yapıyorsun. Bütün batının şu anda artık terör örgütü olarak kabul gördüğü, en azından algı olarak kabul ettiği bir şey. Diyorsun ki bu terör örgütü değil, bağımsızlık savaşı veriyor. Bir anda diyor ki şey olarak ya bir dakika bu ülke acaba istikrarsızlığa doğru mu gidiyor? O yüzden borsa düşüyor. Yoksa şeyden düşmüyor yani. İlk baktığınız zaman ilk en büyük düşüşün nedeni e Bir konuğumuz var. Şimdi bir meselenin içindeyim. Birazdan alalım. Biraz kendisinden rica edelim. Şimdi bir anda dan diye girdiği zaman onu da çok hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Bir 15 dakika, 20 dakika isterseniz bir işbirliğimiz var da. Velhasıl durun nerede kaldık? Borsada kaldık şimdi. Borsacılar dediler ki ya bu iş böyle gitmiyor ama bugün biraz daha toparlamaya başladı. İşte bakıyorlar acaba cumartesi günü ne olacak yani? Erdoğan ne diyecek? Gönlünü nereye çevirecek? E öbür tarafta da Mehmet Ersoy var. Kültür Bakanı da Turizm Bakanı burada duruyor. E, de, hedef koymuş demiş ki ya depreme rağmen biz toparlayacağız Türkiye ekonomisinin büyük bir şeyi. Şu anda bıçak gibi rezervasyonlar kesilmeye başladı. Çünkü insanlar yani mesela şu anda Mısır'da bombalar patlıyor. Turizm, sen de turist olarak yer bakıyorsun. Bu yaz nereye gideyim? Mısır'a gider misin? Bombalar patladığı için demiyorum. Ya da Mısır lideri Sisi mesela benzer bir durum. Mısır'da da var. Dün koymuş orduyu taburu koymuş bir tane bütün şeyleri füzeleri gösteriyor ordumuz hazır diye. Ya diyebilirsin ki adamı zaten yani asker asker kökenli olduğu için bir nevi bir diktatörlük gibi bir şey var zaten umurunda değil ki onların da umurunda. Orada da tarzan zor da ekonomik olarak. Velhasıl orada da Mehmet Ersoy diyor ki ya bizim de turizm gelirleri vardı. Tamam hadi bu yılda gümbürte gitti. Depremden kurtardık. Bakalım ne yapacağız diyor. Yani satranç tahtasında farklı farklı alternatifler var. Şimdi tabii Hamas örgüsünden e, geçilmiyor. Bakıyorsunuz hükümeti destekleyen medya. Çünkü Erdoğan'ın kuyruğuna takılmış ve Erdoğan ne derse onu geliştiren, büyük kitlelere anlatan, anlatmaya çalışan insanlar var. Kiminin elinde sopa var, kimi oturuyor şey yapıyor, kimi tweet atıyor, kimi trollerini şey yapıyor. Tabi Erdoğan da zikzaklı bir şey olduğu için bazen böyle reis çok hızlı dönüyorsun yetişemiyoruz diye başı dönenler oluyor orada. Ya bir dakika düne kadar hani Hamas'ta yatacak yeri yok. Bu kadar sivilin nasıl öldürüldüğü bir şeyde nasıl bunlara özgürlük savaşçısı dersiniz kısmına şey yapıyor. Evet bu mesele daha çok su kaldıracak. Daha başındayız. Dün Netanyahu bir açıklama yapıyor. Abicim yani Orta Doğu'da şu andaki en büyük tarihsizliklerden bir tanesi. Hamas'ın böylesine çılgın bir terör eylemine adım atarken yani insanları masum insanları öldürüp kaçırırken öbür tarafta da Netanyahu diye bir adam var. Aşırı sağcı. Dün bir konuşma yaptı. Yani yaptığı konuşmanı nereye çekersen çekebiliyorsun yani baktığın zaman Netanyahu'nun konuşmasını. İşte şeyden bahsediyor, kutsal kitaba şeyden e, atıflarda bulunuyor. E, işte büyük bir şey var diyor, Durun bak onları da şey yapayım. Adam yani yaptığı konuşma, hani biz Erdoğan'ın yaptığı konuşma çok daha makul, itidalli bir konuşma. Şeyle karşılaştırdığınızda. Evet. Netanyahu'nun yaptığı konuşmayla kıyasladığınızda. Ee, dur nerede o? Bulacağım şimdi arkadaşlar. Dosyamız o kadar karışık ki bulamadım yine. Bu arada Ertuğrul Özkök de güzel bir gazetecilik yapmış. Bugün meslektaşlarıma, ekibi arkadaşlarıma dedim ki ee, Bakın Ertuğrul Özkök'ün Anadolu Ajansı'ndan e, güzel bir harita çıkartmış. O haritaya getirin. Hamas'ı kim nasıl görüyor diye. Hangi ülkeler nasıl görüyor. Gördüğünüz gibi yeşil ülkeler Hamas'ı daha hani böyle bir şey hareketi olarak görüyor. Diğer mavi ülkeler zaten tamamen e, bir e, terör örgütü olarak niteliyor. Tabii bu fikirler de değişiyor. Çünkü bu Anadolu Ajansı'nın daha önce yaptığı bir şeydi. E, ve Biraz önce Netanyahu'dan bahsettim. Netanyahu da İsa, İsa İsa kehanetinden diye öyle bir şeye referansta bulunuyor mesela. Ben de bilmiyorum gerçekten o, o kesimde nedir yani. Biz ışık insanlarıyız, onlar karanlığın insanlarıdır. Ee, Ayzah ke kehanetini gerçekleştireceğiz diyor. Bu Netanyahu'nun Yahudilerin kendilerini ışık insanları olarak tanımlarken diğerleri karanlığın insanları olarak tanımlayan bir yerden geliyormuş. Ee, i̇şte Yahudilerin Tanrı'nın seçilmiş halkı oldukları ve dünyanın geri kalanından üstün oldukları inancını yansıtmakta yansıtmaktaymış. Yahudilerin sonunda dünyayı aydınlatacak ve karanlığı ortadan kaldıracak bir rol oynayacağına inanmaktadır diyorlar bu inanca göre. Ve de adam buna referanslarda bulunuyor yani. Neredeyse Yüzüklerin Efendisi'ndeki şey, şeye kadar götürecek kişi yani. o kadar şey. Ee, ee, nasıl diyeyim? Radikal diyeyim. KYK yurdundaki şeyi konuşacağız arkadaşlar görüyorum merak etmeyin şu anda yani Gazze meselesini konuşuyoruz Erdoğan dediği bir şey konuşuyoruz siz buradan trollüyorsunuz beni konuşacağız elbette bir, görmezden gelmeyeceğiz ama böyle yazınca da sanki hani kes hemen KYK'ya geç konuşacağım merak etmeyin anlatacağız onu da. Şimdi gelelim bu KYK yurdundaki asansör kazasına normal şartlarda Aydın'da e, KYK Güzelhisar kız öğrenci yurdunda bir asansör arızalanarak düşüyor bir öğrenci hayatını kaybediyor. Şimdi bu kazaya baktığınız zaman diyebilirsiniz ki ya dünyanın her yerinde asansör kazaları olabiliyor. Fakat burada daha farklı bir durum var. Öğrenciler önceden uyarmışlar. Demişler ki ya bu asansör bozuk. Ee, ve de bu asansörü yaptırın, yaptırın, yaptırın. Ve de bu asansör yaptırılmamış. Aydın Valisi Yakup Canpolat diyor ki 15 kişilik asansörü 16 kişi biniyor. Birinci kattayken henüz kalıpta kapanmadan kaymaya başlıyor. Ve de öğrencilerden bir tanesi panik halinde dışarı çıkarken korkunç bir şekilde ölüyor. Dün tabii insanlar, öğrenciler, gençler ayaklandılar. Neden bizim bir şeyimize bakmadınız, yapmadınız diye. Ve de şimdi arka arkaya e, açıklamalar geliyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı diyor ki e, bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış. Olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş diyor. İncelemeler başlatılıyor diyor. Doğru olanı yapıyor yani şu anda o yurt müdürünü hemen açığa almak lazım. Hemen bu olayın ciddi bir şekilde soruşturulması lazım. Düşünsenize çocuğunuzu yurda gönderiyorsunuz. Devlete emanet ediyorsunuz. Devlet yurdunda kalıyor. Çocuklar diyor ki ya bu asansör bozuk 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 ve adam bakmıyor. ilgilenmiyor ya da başka bir şeyle ilgileniyor. Ve de sonuç bir öğrencimizin öldüğü çok vahim bir kazaya kadar gidiyor. Dün öğrenciler doğal olarak aç sesini, slogan atmışlar. Orada erkek öğrenciler de gelmişler arkadaşlarının ölümü üzerine. Tabii hemen çevik polis gelmiş, bilmem ne olmuş. Ya bir durun yani. Hani şu anda gerçekten bu, burada böyle bir şey olduğu zaman dünyanın her yerinde ister öğrenci ol, ister şey ol tepki gösteririz. Bu tür soruşturmaları çok çok uzatmamak, tezgah altı etmemek gerekiyor. Biz de takipçisi olacağız. Bu kadar ucuz can pazarı olmaması lazım. Bak Kezban Kulaş diyor ki bu kadar mı doğru, bu kadar mı ucuz olur diyor. Ee, can, insan canı diyor. Aileye ne diyeceksin diyor şimdi. Ne diyeceksiniz o aileye yani? Sen güvenmişsin, yurda teslim etmişsin. Ya bu yurtlarda, cezaevlerinde bu insanlar artık devletin sorumluluğunda. Başlarına bir şey gelmesi, yaşamları. Sağlıkları artık sen devlete emanet ediyorsan bu devlete de güveniyorsan e, bunu herkes gözü gibi bakmalı. Bir izleyicimiz diyor ki liyakatsızlığın sonucunda çıkan çözüm yürüyerek çıkın demişler. Evet kardeşim yani kapatmışlar ve o bilmem kaç katlı ku şeye kullandırtmamışlar. Kimse ceza almayacak mı? Toma ile öğrencilerin üzerine salmak nedir? Mesela bilmiyorum Aydın'da dün ne oldu? Ama ben Aydın Emniyet Müdürü olsam giderdim orada öğrencileri sakinleştirmeye çalışırdım yani. Tomay, Tomay'ı salmak yerine üzerlerine ya da şey yapmak üzerine. Yani böyle bir şey olduğu zaman biliyorsunuz Türkiye'de her türlü protesto artık Tomay'la karşında ya Tomay'ı buluyorsun ya Çevik Kuvveti buluyorsun ya da ters kelepçeyi buluyorsun. Oysa böyle bir şey olduğu zaman bırakın insanlar protesto haklarını kullansınlar, protesto etsinler. Asansör ihale tekeli vardı. Acaba diye soruyor Ayla bunu abi asansör ihalesinde bir de e, böylesinde bir şey yaşanıyor hani.